anlat bakalım. Sen seversin yalanı. Selamlar arkadaşlar. Bugün Honda Civic 1.4 IS'in içerisindeyiz. Aracımız her zamanki olduğu gibi stok. Bizde modifiyeli araba yok. Aynen. Denk gelmiyor. Turbolu bilmem neli. Stoğuz abi. Arabam daha önce basıktı. Önlerde coilover, arkalarda 3 bakla mı 4 bakla mı ne yay vardı. Arkada yay yoktu. Hatta yoktu bile denebilir yani. Aynen öyle. Stoğa çevirdik. Önler 2 bakla kesik orijinal. Arkalar tamamen orijinal. Yay koyduk. Çok anlatacak bir şey yok. Zaten Honda Civic çoğunuz biliyorsunuz. Biz buraya birazcık yalan söylemeye sıkmaya geldik. Paralı olsa yine söyleriz değil mi kanka? Honda Civic tabi canım. 5 para etmez mesela. Etmez ama biniyoruz. Ne yapalım? Paramız yok. Para oldu da biz mi şey yapmadık? BMW'ye Mercedes'e binmedik. Gerçi BMW'ye ben yine binmem kanka. Çok kanka, masraflı. BMW'ye ben cesaret etmem. BMW yani diyor ya kocaman bir kaç ister diye. Aynen öyle. Öyle yani kızın biri var ya. Şimdi aynen öyle yani. Gerçekten ister. Eski modellerine. Benim düşüncem BMW'yi sıfır alacağım. Şöyle bir 50-60 bin binip hemen satacağım. Aynen öyle. Çok fazla sıkıntı yaratmadan direkt verip geçeceğim. Neyse gelelim konumuza. Honda Civic 1.4 IS. Araç 90 beygir. Şu anda 292 bin kilometrede bu aracımız. Hatchback. Tüplü. Tüpsüz zaten binmek zor olur. Gerçi az yakıyor. Benzinde de az yakıyor ama tüp yine iyi. Daha az yakıyor. Aşağı yukarı bir uzun yolda 22-23 kuruşlarda yakıyor. Şehir içi de 25-27 arası yakıyor. O yüzden benzinle binmeyi çok şey yapmıyorum. Düşünmüyorum açıkçası. Zaten mecbur benzin kanka alıyoruz araca. Ortam belli yani. Benzinle nasıl bineceğim? Aynen öyle kanka. Bugün parası benzin zaten... litresi kaç lira? 7 lira oldu mu? 7... Tabii canım 7 lira var herhalde. 7 lira var. Rahat var. Benzin almaya almıyor. Benzinin fiyatı aynen yok. Öyle. Ben bir defa alıyorum. 6 ay gidiyor. O yüzden unuttum yani. Şu an hatırlamıyorum çok da. Yani onun sıralı sistem olmasa ondan almayacağım. Aynen öyle. Ya dediğimiz gibi araç stok, ne açık hava filtresi var ne başka bir şey var, hiçbir şey yok aslına bakarsanız. Normal biz gündelik binmek için aldık bunu. Baktık piyasaya, alacak bir araba doğru düzgün bulamadık o açıkçası. Yoktu en azından. Yoktu. Yani. Biz de gittik, Civic hatchback aldık 1.4. Sedan almak istemedim çünkü her yerde var. Dedim hatchback olsun, bir de ben hatchback tek kapı seviyorum. O yüzden bunu aldım. Aldığımızda neler yaptık? Araca biraz masraf ettim açıkçası. Benden önceki sahibi çok şey yapmamış, bakmamış arabaya. Senden önceki sahibi uzaktan bakmış ya araba. Yani uzaktan bak kanka adam zaten şey. Yağını değiştirmemiş. Arabaya filtre takmamış adam bir kere. Harbiden lan filtresiz de ha doğru. Ama filtresiz arabaya binilir mi? Toz çeker. Aynen öyle. Direkt pistonlara sarılır yani o çektiği toz. Aynen yazık öyle. Günah yani. Biraz ses çıkarsın lan diye. Kaç para verdik yani. Filtreye? 25 lira yani 25, para verdik ya. 30 lira olsun yani nedir? 30 liralık filtre takmamış adam. Öyle bindik biraz. Yani. Sonradan fark ettim ben bakım yaptırırken. Yaptığımız şeyler dediğim gibi ön düzen yaptırdım. Ön düzen bayağı sıkıntılıydı. Coilover kullandıkları için problem yaratıyordu. Çok ses yapıyordu. Lagaluga yapıyordu böyle. Hani beni deli ediyordu ya o sesler, lıngırtılar. O lıkırtıya şimdi insanlar basıkken alışıyor da. Aynen. Yani biz alışkın değiliz o kadar. Kanka basıkken dediğin gibi sıkıntı yok. Kaldırınca çok fazla lakırtı yapıyor. Öyle şimdi olunca. Koiller öyleydi. Bir de koiller de uydurma bir coil takmışlar. Bu fakir universal şey. Diyorlar ya tofaşlara aynen. Falan takılan. Şimdi adam gibi gidip de bir coil yaptırsa buna 2000'den aşağı yaptıramaz şu aynen an benim öyle. Tahminim. Ya şeyde zaten Başaran zaten o fiyatlara yapıyor. Başaran şu an benim herhalde bildiğim kadarıyla önlere sadece 1400 lira ne istiyor. İşte fiyat aldıydık da araba hatırlamıyorum şu anda. Gelsin. Vallahi bugün de iyi ki cumartesi günü yasağı kaldırdılar. Herkes bitneye gelmiş. İlk günü değerlendirelim dedik kanka. Bizim değerlendirme de bu şekilde. Biz böyle yapıyoruz. En azından çok fazla adam yok yanımızda. Millet manetas ile geziyor. Klasik ondacıyız kanka. Ondacılar arkadaşlarıyla erkeklerle takılıyor. Yapacak bir şey yok. Arabaları yıkadık. Ha böyle bir video çekelim dedik yani. Ne yapalım? Neyse. Aldık, ön düzen yaptırdık. Ön düzenden sonra lastikler çok kötüydü. Komple 4 tane lastik aldım. Brabus marka. Ondan sonra ne yaptırdık lan? Yaptın hava kanka, filtresi. Sen buna ya. Çok iş yaptın. Senin buna yapmadığın yok. Ön takımı elden geçirdin komple. Evet. Ondan sonra yaylar zaten değişti. Yaylar değişti. Takım lastik aynen. Aldık. Bijonlar bile değişti. Bijonlar bile değişti. Bijonlara adamlar alyanlı bijon takmış. Allah korusun yolda kalsan sökmeyen atar olmaz. Aynen öyle. Ne gösteriş böyle, olsun. Güzel tamam. Gerek ona yok. Bir şey demiyorum da. Yazık yani. Aynen öyle. Bu arabayı alacak olanlar için yani büyük ihtimalle alacak olan izler bu videoyu diye düşünüyorum. Ya Honda almıştır. Arabam nasıl diye izler. Aynen ya da öyle. Almayı düşünüyordur. Aynen öyle. Büyük ihtimalle de aldıktan sonra izler. Kesinlikle aynı bizim gibi. Gerçi öyle. Benim ilk Honda'm değil ama olsun. Yani.
1.4 olmasına rağmen, tamam 90 beygir atmosferik bir motor. Bunlarda VTEC yok zaten, çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunlar VTEC'siz, normal atmosferik motor. Bunlar yüksek devir seven arabalar. Yani sen, örnek veriyorum, bir yokuşta, uzun yolda 5. viteste akarak çıkamazsın. Neden? Arabalar yüksek devir sevdiği için ya aşağıdan kapatıp geleceksin, 160-170. Tork olayı da var, tork düşük yani. Motor tabii düşük, küçük olduğu için 1.4 motor var yani, çok bir şey beklemiyorum. Aynen öyle. O yüzden tutayım ben 5. viteste, bu araba aksın gitsin. Öyle, 5 kasa BMW gibi, öyle yani bir dünya 5 yok gibi falan gitsin. Buna alışan bir adam da gelip de Honda'ya binmesin yani, çünkü yapamaz. Yapmaz bu araba, kapasite belli yani. Ama vitesini küçült, 3000 devirde, 3500 devirde bu arabayı yani bayıltamazsın. Bana. Bayılmıyor, güzel yanı şu, yüksek devir yani istediği güzel için. Hani hararet yapma gibi bir olay da olmuyor zaten. Aynen öyle yani, devir daim sürekli olduğu için hararet yapmıyor. Kesinlikle. Araba. Yüksek devirde istediğin kadar bas, yani problem yok. Bunların zaten olayı bu. Yani basacaksın, de, deviri göreceksin. Yani kesici biraz. Aldım alalı hiç kesiciye sokmadım arabayı. Gerek de yok. Yani ben zaten bana gelene kadar kim bilir kaç kere kesiciye geldi. Kanka, senden önce hatta Allah kesiciden düşmemiştir bile yani bu araba. Ama yani şimdi kesiciyi niye yapmışlar? Arabaya zarar vermesin. Kesinlikle. Adam diyor ta 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 1 2 3 4 4'te yapmak cesaret ister. Yapamazsın da 1 2 3'te yaparsın. Aynen. O yüzden hani biz birazcık daha insancıl biniyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Yağını tuzunu koyuyoruz. Arabada çanta friz görmemiş. Kışın bir çana dolu yaptı. Evet. Sağ solu patlatır diye. İnşallah patlatmaz dedi ki patlatmadı şanstan. Şükür radyatörümüz aynen temizmiş de şey yaptık artık. Antifrizi koyduk. Falan Allah korusun patlasa işin büyük sıkıntı. Yani parça ucuz mesela. 200-300 lira kalorifer peti ama şu komple ön göğsü sökmen gerekiyor. Kesinlikle. Ya zaten bunu sökmeye para alıyorlar. Başka bir şey değil. Sökmeye en az 500 lira para alır adam. Minimum 500. Yani benim düşüncem öyle. Hiç söktürmedim. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Kötü yani. Direksiyon hafif. Vites geçişleri yumuşak. Debriyaj zaten yumuşak. Yani bilmiyorum BMW'ye bindiniz mi binmediniz mi. BMW'ye nazaran %99 yumuşak bir debriyajı var. Bunlarda kronik gazları, gaz pedalları telli. Tel eskiyor. Aynen. Tel eskiyince içindeki o yağ bitiyor. Bitince tel sertleşiyor. Bunda da vardı aynı sorun. Ben teli yağlattım. Hiçbir sıkıntı yok. Gaz pedalım da şu anda yumuşak. Onun haricinde size bahsedebileceğim ne var? Kronik bir sorunu bu arabaların yok. Japon yok, arabası sonuçta. Motorları özellikle çok sağlam. Kesinlikle. Yani yağını tuzunu koy, suyunu koy. İnsan sür gibi bir sür. İstediğin her yere git. Yani ben aldım, dediğim masrafları yaptım. Yağını, suyunu, işte antifrizi, lastikleri, yayları, ön takım. Şu anda Allah'a şükür arkama bakmadan kullanabilecek seviyeye geldi ve uzun yola da gidiyorum ben bu arabayla. Tavsiye ederim. Dertsiz bir araba. Yani dertsizini alırsan dertsiz bir araba. Tabii elden ele geçmiş, renk değiştirmiş, sağ soluyla oynamış ele alırsan. Ele arabayı alırsan o zaman. Ey yavrum ey, yani bir Civic gelirsin. Çok basit örnekler. Şunlar kırılsa bulursun belki ama pahalıdır. Ya tabii bence kanka. Şunlar para. Para bunlar bak, yok. Konsol, şunlar bak. Bu araba şansımıza temiz yani araba. En azından buraları kurcalamamışlar. Kesinlikle kesip öyle. Kesip biçme de yapmamışlar yani. Buraya double tape falan takıyorlar. Kesiyorlar bunları. Bir şeyler yapıyorlar. Gereksiz yani. Bu arabada kaç model bu araba? 98 97. Mi? 97 model araba yani. Şimdi 97 çok bir şey bekleme. Ya alırken var ya içinde mutlaka şu kalorifer mazgallarına dikkat aynen edin. Bunlar gerçekten önemli. Çünkü zor bulunuyor. Bulunsa da adamlar çok para istiyorlar bunlara. Yani. O yüzden şey yapmayın. Aceleye getirmeyin. Araştırın. Araştırdıktan sonra alın. Onun haricinde keyifli bir araba. Ben araba keyif alarak biliyorum. Bundan önce Polon vardı 2008. İnanın bundan aldığım zevki ben ondan almıyordum. O araba modelli olmasına rağmen o da 1.4'tü. Bu araba daha fişek. Kanka şimdi şöyle Alman arabaları biraz rahatlık konusunda iyidir. Yani Japon arabaları iyidir. Motor konusunda iyidir ama biraz serttir. Bence mesela hani şey olarak serttir. Konfor çok fazla aranmaz Japon arabasında yani bence. Bir Fiesta'ya nazaran bence çok kanka, çok iyi kanka. Şimdi Ford'ların hepsi serttir yani. Ford'un yumuşak arabası bence yok. Bence de yok. O kadar Ford'a bir Amerikan yok. Çünkü hani Amerikan kültürü, Amerikan'ın arabalarının %90'ı hatta %100'ü diyelim serttir yani. Kesinlikle. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben hangi Amerikan arabasına bindiysem koltukları sert, direksiyonu sert. İşte şu ön tarafı genelde plastiğe yakındır. Kesinlikle. Mesela Almanlarda iyi bak mesela bak bu yumuşak. Böyle tangır tungur ses yapmaz bu. Ama Ford'da öyle değil. Ford'da en ufak dokunduğun yer tık tık ses yapıyor. Ama şöyle Alman arabasıyla da
bence hiçbirini kıyaslayamazsın yani. Ya Alman'ın da Alman arabasının masraf açtığında masrafı çok. Ya masraf hepsinde çok. Hepsinde da Alman'da var. Biraz daha üzer adam. Yani. Ya, konforu var sadece hani benim konforu gözümde. Konforu güzel. Alman bana arabasını... bak şu an param olsun alacağım araba Mazda kanka. Mazda 3, Mazda 5. Kanka, çiçek Mazda gibi araba. Şu, Japon. Şu yeni kasaları var ya, 2012, 2013 mu onlar? Tabi 2013. Bizim Ali'deki kaçtı? 2013 mu? Mesela o araba çok güzelmiş. Benim hoşuma mis gitti. Gibi. Velhasıl velkelam işte aldık bu namussuzu. Aldık bunu. İbrelerinde ışıklarda şey ampullerde sıkıntı vardı. Bir iki önceki videoda ya ne ki ikisi ya bir önceki videoda önceki zaten yaptın. Gösterge şeylerini değiştirdik, ampullerini değiştirdik. Karbon falan çekmiştik ama karbon biraz kalkma yaptı Antalya sıcağında. Ben onu kaldırdım. İlerleyen zamanlarda bilmiyorum videoda da yorumlara şey yaparsanız yazarsanız bu gösterge gaza paneli aynen beni bir gaza getirin de daldırma karbon yapayım sulu aynen. Kaplama gösterge paneli şu teyp çerçevesi bu kapı kolum abi. Benim çatlak zamanda sadece uzaktan baktıkları için arabaya bu ortasına bir delik var o deliği plastik enjeksiyonla kapatıp onu da karbon daldırma yapayım diyorum. Bir yorumlara yazın. Hatta yapan varsa benimle iletişime geçerse sevinirim. Bir fikir olsun. Güzel olur yani. İşte onları değiştirdik ampulleri. Aracın sağ sol hem şoför hem yolcu ayak altı aydınlatma yaptık. Bir de küllük aydınlatma yaptık. Bunlar güzel oldu. Gece çok güzel. Bunlar oldu. Çok güzel. Hem insanın hem göz gözünü almıyor. Aynen. Kesinlikle. Yani adamlar yapıyor ya böyle. Şimdi kızacaklar şahinciler, doğancılar. Adam böyle led çekiyor mavi. Pavyon. Yolda giderken onu görüyorsun camda yani. Kesinlikle. Önünü görüyorum ama bunlar güzel oldu. Ya hani yaparsın ama gözün almaması lazım. Aynen. Çünkü risk abi sadece şehir, yani onlar şehir içinde hatta biniyor sadece. Hatta elinden geliyorsa bunu böyle bir düğmeyle falan yap, kapatabilme özelliğin olsun. Kesinlikle. Yani daha mantıklı. Biz bunu direkt bağladık ha. Çünkü çok loş bu ışık veriyor yani. Zaten parklarda yandığı için aynen. Sıkıntı yok. Her zaman park açık gezmiyoruz biz. Aynen öyle. Gerek yok. Park açık gezersek benzinimiz fulleniyor. Sonra benzin var sanıyoruz. Ha bak bunların kronik sorunu yok dedik ama tek var. Kroniği o. Aslında kronik de denemez de. Ya kronik bunu o neyse şamandıralı artık. Yapmışlar. Ha. Elektronik bir olay yok bunda. Arabanda benzin varsa benzin çubuğu sürekli dolu gözüküyor. Yani dolu derken ne kadar benzin varsa orada sabit duruyor. Kontağı yani açsan da kapatsan da. Kontağı şamandırayı kesmiyor. Standart bunlar. Her onda da ha. Böyle Civic'lerde. Bu kasalarda böyle. Aynen. Eğer park lambalarını açık bırakırsan 10 dakika sonra benzinin full olur. Bedavaya benzin doldurabiliyorsun bu arabada. Öyle bir artısı var yani. Psikolojisini bozmuyor adamın. Tabii canım. Benzin hiç düşmüyor. Yani adam diyor ki ya benzin bitti ne yapacağız? Eyvah cepte ya. Para yok ne yapalım? Bunda yok kardeşim. Yok, hemen 10 dakika park lambasını açıyorsun. Moralini yüksek tutuyor tabii adam. Ki de. Ama yolda kalırsan o zaman kesinlikle. Yapacak bir şey yok. Bu geçtiğimiz yollardan araba basıkken benim sağlam basıktı. Hatta geçemezsin bir fotoğrafını ki. Koyacağım videonun içerisine. Buralardan imkanı yok geçmezdi. Kanka bak bir de konfor yoktu. Konfor arabanın yoktu. Arabanın her geçtiğin taşı küçücük çakıl taşını hissediyorsun yani. Kesinlikle. Adam langır langır böyle. Ya at arabası gibi oluyor kanka. Tamam aynen. Hani biz de önceden çok seviyorduk. Basalım edelim dibine kadar basalım. Ha, benim Astra'yı hatırlamıyor musun? Adam dedi ki yayları tak spor yaya aldık. Adama bıraktık dedik bir yemek yiyip gelelim. Bir geldik arabayı adam yere sermiş. Aynen öyle. Oymuş yere lan yürüyemedik yani arabayla. Yani bilmiyorum bizden geçti gibi böyle. Artık eskisi gibi heves ya, etmiyoruz. Şey, basalım kanka, edelim olaylarına. Gibi. Hatta mümkün mertebe bunu sattıktan sonra bir arazi aracı almayı düşünüyoruz artık. Az öyle görünüyor. Artık ya yani bilmiyorum birazcık da işin keyfine bakmak lazım. Böyle buralarda tarlalarda çukura bakmayacaksın. Dağa taşa çıkacaksın. Falan yani filan. Rezillik şimdi. Hani yurt dışındaki yollarla bak. Herkes biliyor. Hani gitmesen görmesen bile artık teknoloji var. Ben mesela Hollanda'nın yollarını bugün YouTube'dan izlediğimde görebiliyorum. Görüyoruz yani herkes. Kesinlikle. Yollar dümdüz şimdi bak. Şu yola bir bak. Burası Antalya'nın içinde tamam çok kullanılmayan bir yer ama en azından şu yola bir bak ya. Tarla yani. Tarla buradan düzgün bak. Şuraya bak. Çimli. Bir de buraya bak. Orada dümdüz en azından. Yani şimdi bu yollarda yazık. Arabayı basıyorsun. Kendi cebine yazık. Kimsenin umurunda değil. Aynen sen şurada sürte sürte git. Kart elini patlat. Ya biz sana basma demiyoruz. Keyfin bilir. Yapabilirsin yani. Herkesin cebinden çıkar bu. Aynen herkes öyle. Bir şey yok. Yani ülkemizde de belli yani her şey. Dolar euro zaten aldı kafayı gitti. Parçalar pahalı. Yaşadıysak ömrümüzden, ödediysek cebimizden. Kanka. Öyle yani. Herkes yani. Kendine şimdi ben adama herkes kendi bedelini der kardeşim. Bastı diye küfür etmem arabayı. Bastı. Güzel gözüküyor. Görüntü çok güzel. Görüntüde lafımız yok. Görüntüye laf yok. Air takıyorum mesela. Bir nebze daha iyi. En azından kaldırma şansı var. Onunla kaldırıyorsun o da gazık gibi oluyor. Aynen ayrı öyle. Bir şey. Çok kaliteli bir şey yapman lazım. O da bir dünyanın parası. Şimdi bir adam gidip de 10 bin lira verip de
Atıyorum canım, ben şu Fiesta'ya 10.000 verip de bir air taktırmam ben, yani. Ben hiç taktırmam. 5-6 bin liraya takıyorlar. O da kaldırdığın zaman kazık gibi oluyor. İndirdiğin zaman zaten sert. Zaten yere vuruyor bilmem ne. Sert Türk yani, neyse. İşte böyle dostlar, yani böyle. Herkesin bildiği bir araba olduğu için birazcık daha sohbet tarzına yapalım istedik. Aynen, şöyle top speed falan yapmadık. Top speed'i videolarda var zaten. Zaten bir dördünde top speed'inde çok size da şey söyleyeyim. Yapmana gerek yok. Yani denedim ben kesiciye düşmeden aşağı yukarı 7500'de falan vites atarak. 2'de 100, 3'de 155, 4'de zaten 200'e doğru gidiyor. Gider ya. Bu şekilde, yani daha da fazla bir şey gitmesi mantıksız. Arabada ABS yok, boş paket, yok. Airbag yok. Yani. Ne şoför ne yolcu, tamam mı? Ha, ne var? Klima var sadece. Elhamdülillah klimamız var. Yazın yani yanmıyoruz. Onun haricinde kuru bir araba. Önler disk, arkalar kampana. Frenleri yetiyor, yetmiyor değil. Bunların ABS'leri zaten çok da sağlıklı değil. Çok da değil. Kanka şimdi o yılların ABS'siyle eski, çok da bir kanka, şey beklemiş. Japon'un eski ABS'si zaten hani yağmurda, suda gördüğü zaman bastığında direkt kilitliyor. Yok şükür frenleri güzel. Ya frenleri yani iyi canım. Balataların disklerine şey. Bakarsan frenleri güzel. Tamam. Beni ne yağmurda üzdü ne kuruda üzdü. Yani ıslak kuru fark etmiyor. Fren mesafesi de güzel. Lastiklerle falan da alakalı. Kesinlikle. Yani ben lastik değiştirdikten sonra adam çok gidiyor. Fark etti. Öyle. Herkes ihtiyacı olanı, parasının yettiği bir arabayı alıyor. Aynen. O yüzden aldığın arabanın bakımını yapacaksın. Sana en az sorun yaratacak arabayı almaya çalışacaksın. Yani. Japon şu anda başı çekiyor bu konuda. Yalan yok. Yalan da olabilir. Videonun başında yalan söyleyeceğiz demiştik. Yani tam emin olamadım şu anda. Neyse. Videomuz bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek bir üzere. Yaparız, dediğim gibi o karbon olayını yorumlarda yazarsanız, düşünüyorum yapmayı. Eğer kanka, isterseniz güzel olur. Bu arabalar spor yönlenen arabalar, yakışır çekeriz yani. Yani değil mi kanka, çekmez miyiz? Çekeriz, niye çekmeyelim ya? Söker takarız bir şeyler yaparız. Yani. Çekeriz. Hem siz de görmüş olursunuz. Suldadırmayı biz bir denediydik. Bizim Serhat abi var, bilen bilir. Bir Mercedes'e bir maceramız olmuştu. Bir de buna deneriz yani, yapabilirsek. Yaparız. Bence ya. De yaparız, bana öyle geliyor. Ha tabii, isterlerse. Yani bilmiyorum, benim çok uğraşasım yok açıkçası da. Bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.